Metin Tekin futbola babasının desteğiyle Kocaeli'de başladı. Henüz 18 yaşında Beşiktaş'a transfer olduğunda daha ilk sezonunda forma giyeceğini kimse tahmin etmiyordu. Yıllarca anılacak efsanevi Sarı Fırtına lakabı bu dönemde verildi. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün omurgası böyle oluşacaktı. Ali Gültiken daha ortaokul son sınıfta Bakırköy Yücespor'a girdi. 17 yaşında Beşiktaş genç takımında oynamaya başladı. 1985 senesinde hem A takıma yükseldi, hem Ümit Milli'ye çağrıldı, hem de Marmara Üniversitesi'ni kazandı. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün son zinciri ve tamamlayıcı halkası olacaktı. Feyyaz Uçar, 17 yaşında Avcılar Spor'dan bir takım forma karşılığı Beşiktaş'a transfer oldu. İlk golünü küme düşmekte olan bir takıma attığı için ilk gol sevincinin tadını çıkaramadı. Gol krallığını da tattı, jübilesiz biten futbolculuk hayatını da. Efendiliğiyle ön plandaydı. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün en skorer ismi olacaktı. Süper Lig'in en farklı galibiyeti Beşiktaş Adana Demirspor maçı oldu. Maç 10-0 bitti. Gollerin 3'ünü Metin, 4'ünü Ali, kalan 3'ünü Feyyaz attı. Bazen tarih yazmak için birden fazla efsanenin aynı çatı altında buluşması gerekir. Seyirciler hazır mıyız? Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evimize. Bakmayın sürçülisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldım. Acayip acayip işlere daldım. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bir gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz. Uzakta durma gel bebeğe. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim? Ay kadınlar beni anlamıyor diyor. Offside mısın sen dedim. Kadınlar seni niye anlamaz? Ya Şerif abi de 87 yaşına kadar kendini anlatamadıysa bu saatten sonra hiç uğraşmasın. Latince gibi eski dillerin yanında yerini alsın. Ay! Ay! Sessizlik oldu, kız doğdu. Siz döndünüz mü eve, barıştınız mı? Hamişim, hadi dükkana gidelim. Daha hadi. Çok yapacak işimiz var bizim. Hadi Tahsin'cim gidelim. Bir dakika, bir şey yapabilirim. Hadi Tahsin'im gel. Baba, anne. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyecektim de ben bir dakikalığına. Bir bakar mısınız? Pardon efendim, bir liranız var mı acaba? En çok da Feyza'ya küsmüş diyorlar. Niye ki? O iki haytadan beklerdim ama kızımdan beklemezdim demiş Tahsin amca. Vallahi onlar da biraz ayıp etmiş ama. Vallahi Hamiyet yenge de evi terk etmiş. Ay yazık ya, Feyza çok üzülmüştür şimdi. Anam, yanıyorum. Ekmek ye. Acıymış ya bu, yandım. Allah. Sen ne yapıyorsun burada? Sana bakıyorum. Onu görüyorum. Yarın yazılın yok mu senin? Yazılın kötü alacağım. Neden? Alacağım işte. E çalışırsan almazsın. Cık. O dersi yapamıyorum. İnsan isterse her şeyi yapar kızım. İstersem şunu da elleyebilir miyim? Şimdi zıplayacağım. Eğer lambayı ellersem yazılıyı da yaparım. Ama elleyemezsem yapamam. Bir, iki, üç. Bak, insan isterse her şeyi yapar kızım. Hadi bakalım şimdi odana. Önüne bak lan. Sende bir şey var Feyza, hayırdır? Ben mi bok yedim yoksa? Yok ya, babam. Babaya öyle şeyler söylenmez, çok ayıp. Hayır, yanlış anladın. Yani konu babam.
Bildiğin çocuk gibi küstü adam bize. Ve ilk defa evlatlar arasında ayrım yapmadı, bana da küstü. Bak bak. Babam bana her hafta küsüyor Feyza. Bir keresinde bir akrabamızın annesi elden ayaktan düşmüştü. Annelerine bakıcı tutmuşlar işte. Babam bir sinirlendi. Ulan biz yere düşen ekmeği bile alır üç kere öper başımıza götürürüz. Sizin anneniz elden düşmüş. Siz kadını ne zaman öpüp başınıza koyacaksınız dedi. Bize küstü Feyza. Ağır konuşmuş ama. Benim o zamana kadar babamdan duyduğum en afilli söz, al bunu alamaz mısın, sen ne biçim delikanlısın cümlesiydi. O da tezahürat zaten. Hiç belli etmezler ama çocuklarını sever babalar. Hayret edersin. Ben senin yerinde olsam tatlı bir özür diler. Bir de hediye yaptırır, adamın gönlünü alırdım. Sen ne kadar düşüncelisin. Yani sen öyle mi yaparsın? Babanla tartıştığın zaman barışmak için hediye mi alırsın? Yok, evden kaçarım ben. Gel lan eve dana. Dövmeyeceğim. Ben seni yapana kadar dizlerim titredi diye mesaj atar dönerim eve. Ama sen bizim gibi evden kaçmazsın tabii. Sen bizim gibi misin Feyza? Sen farklısın. Allah mı lan? Farklı mıyım ben? Farklısın dedi. O zaman ben proteini keseyim. Peder Bey'le biz nasıl barışacağız ya? Samimi ve içten özür dileriz. Bir de hediye alırız, tamamdır. Lan yeter, final yap, yeter. Bunların ikisi de benim öz kardeşim ya. Feyza hayırdır? Senin bu saatte burada ne işin var abisi? Senin işte olman gerekmiyor muydu? Abi, kendimi işe güce veremiyorum. Hadi bitirelim şu işi. Allah Allah. Hediye değil mi? Pedere ne hediye olur ya? Duvarı mı boyasak kız? Ha? Doğalgaz faturasını mı ödesek abi? Anam, çöp vergisini mi versen kız? Zaten bende şu an veriyor. Ayağa kalk. Allah Allah. Adamcağıza ne hediye alsak biz ya? Ya niye kasıyoruz ki? Gidip soralım. Ev alın babanız. Üstüme iyilik sağlık ya. Eh be anne, ne ettin sen? Çocukken gazetelerin verdiği, uğurlayıp yaptığınız karton ev var ya. Babanız onu hala saklıyor. Çocuklarım benim için kendi elleriyle ev yapmış diyor. Anne, ev bizim. Kirada oturmuyoruz ki. Bir yazlık alsanız fena mı? Hem ananız da sağlığına kavuşur. Benim hastalığım İstanbul'muş be. Kurtarın beni bu dertten. Ana, bu masanın altındaki Feyza'nın karakurisi. Anne. Bildiğin elini tuttum. Sen bu robotun üstüne can koyup sehpa mı yaptın? Sevmedim ben. Çakı gibi dolanırdı evde. Bunun başı nerede ya? Kalkın gidelim Allah aşkına. Pederi benim arkadaşlarına sorarız. Sen beni var ya, onlardan daha az seviyorum. Kafam nerede? Kafan senin, doğuştan yok salak seni. Hadi. Feyza'yı zengin bir kocaya verin. 3-5 sıcak lokma girsin babanızın kursağına. Şerif amca, biz sıradan insanlarız. Mucize falan gösteremeyiz. Mümkün olan şeyler işte. Kuma getirin. Annenizi ikna ederseniz, kabullenirse değmeyin babanızın keyfine. Benim öyle evladım olacak. Öldüsün ölürüm lan. Torunumu sevmem, onu severim. Heh, işte öyle bir şey olsa anam alayımızı gömer. O zaman içinizden erkek olmayanınız evde anasını oyalasın. Siz babanızı mektebe götürün. Ben hayatta beceremem. Kesin bir pot kırarım. Zaten annem anlar. Govel govel konuşma kızım ya. Sen böyle bir şey yapabileceğimize ihtimal veriyor musun abisi? Şerif abi, ne diyorsun ya? Biz zaten sana niye sorduysak kalk kız. Hadi. Saçın kolay gelsin, biz babayı alacağız da. Babaya hediye alacağız yani. Özel bir gün falan da değil. En iyisi nedir bu hediyenin? Yani insanlar babalarına ne hediye alıyorlar? Kardeş, hiçbir fikrim yok. Allah neden de hiç görmedim ki. Vay arkadaş, ülke babaları unutmuş ya. Babalara küskün bir nesil yetişiyor abi. Fark ettin mi? Tok esnaf olunca. Tok esnaf, tok. Paketledim, buyurun. Post makinesi var değil mi? Var tabii ki. O zaman nakit ödeyeyim. Bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. Evladiyeliktir, gözünün önündedir. Sağda solda hep onu anlatır. Gözleri dolar ondan bahsederken. Siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Hayatını zindan ettiniz be adamın. Bir değil, iki değil, üç hançer soktunuz lan adamın böğrüne. Emekli orgeneral, aman emekli mühendis, Tahsin'in su tesisatçı evlatları. Beceriksizler. Lan bir kere bir hayrını göreydik be, bir kere. Babanız da sizden bahsederken lafı hep bu cümleyle başlar. Biz de oradan anlarız sizden bahsettiğini. Hayırsız evlatlar. Neyimizi beğenmiyorsunuz siz bizim ya? Şunun şurasında esnafız. Sezai. Rızkın onda dokuzu ticarettedir kardeşim. Allah Allah.
Sanki İpek yolunu ticarete açtı. Uluslararası transatlantiklerle şeker taşıyor. Lan dükkanında yazar kasası olmayan adamsın oğlum sen. Allah Allah ne ticareti. Kailesizler. Adama size raporu dedim. İzledim o filmi diyor. Allah. Abilerim bir hafta ben edebilir miyim? Tabii abisi. Çatır çatır yapıştır. Kız sen sus. Adamın serisini bozdun zaten. Labalar içinde kalmışsa artık adamın. İkiye kullanmış ismini koyarken. Metin Ali Feyyaz'ı ne kadar seviyor babam biliyor musun? Şuursuz. Lan! Lan! Ne oldu? Metin Ali Feyyaz. Ya pehlivan. Ne oluyor lan? Ya ne yapalım evlat diye onları mı getirelim? Lan ne evlatları? Govel bu kız ya. Vallahi govel ya. Ya fena mı olur babam onlarla bir fotoğraf çektirse? Nasıl mutlu olur adam? Evet. Vallahi çok mutlu olur. Bak bu fikri benim verdiğimi söyleyin Tahsin Baba'ya tamam mı? Fikrin babası benim. Vay arkadaş. Adam dişinin kalıbını döktürmüş lan. Ya arkadaş ya ateş gördüm mü dayanamıyorum. Böyle bakıp kalıyorum hipnotize olmuş gibi. Oğlum elini kolunu sokma oraya ya. Yanacaksın karacaksın başımıza. Geç şuraya. Bu ofisin en büyük gideri odun lan. Odun deyip geçme. Ne kadar odun o kadar ateş. Geçen ay 1,5 ton odun yapmış. Bayağı yoğun bir iş. Ofis gideri olarak sadece odun gösterince maliyeden incelemeye geldin. Neyse ya neyse. Bizim senden ufak bir isteğimiz var. Bize bir abilik yapacaksın. Adilik yaparım. Adilik değil abilik abilik. Nüfusumu kullandırtacaksınız yani. Azametimi ve zenginliğimi konuşturtacaksınız. Krallığımdan faydalanacaksınız. Güzel. Anlatın soytarılar. Kral dinliyor. Türk futbol tarihi boyunca Süleyman Seba'dan başka hiç kimsenin bir araya getiremediği üçlüyü bir araya getirmeni istiyoruz. Metin Ali Feyyaz'ı. O zaman ben biraz odun getireyim. Şu işi bir konuşalım. Gol oldu. Çok yaşa. Karışma hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben. Hepinizi gömeceğim. Dinlemiyorum ki. Abi niye çağırdınız milleti kahveye? Ne bileyim lan. İlmi abinin işleri işte. Anam bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Arkadaşlar, Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta 3 yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle topladınız bizi. Yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımlı olanı Ürgüp'e gönderdim. Bak Hilmi bu hareketinle senkronize hayır hak ediyorsun kusura bakma. Arkadaşlar beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye eğri demem. Deveye direkt neren doğru derim ki deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler. Biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yolda mı bıraksaydım? Hayır. Bravo. Lan. Oğlum adam kitle psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar bunlar bana babamızla barışmak için Metin Ali Feyyaz'ı kahveye getir dediler. Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e Metin'i hop. Feyza'ya Feyyaz'ı hop. Ali'ye de Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe. Sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri yani sizleri çağırdım. Arkadaşlar ortaya tam 15.000 TL koydum. Allah Allah. 3 ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15.000 TL alacak. 2 grup tamamlarsa 7.500'er 1.000 TL alacak. Şuna bakın lan kendini kaybediyorsun. Neyim sen devam et devam et. Eğer 3 grup görevi tamamlarsa tam 5.000'er TL alacak. Şimdi minimumda 5.000 TL kazanmak için bu oyuna var mısınız? Evet! O zaman kılıçsız D'Artagnan ve saz arkadaşları adamlarınızı seçin. Ya! Ömer'i! Öptü seni. Eşisteren! Al aldığını. Hilmi abi, yani Hilmi Bey. Vay şaka. Sezai abi. Oğuzhan! Teyze beni seç, kafanı kırarım seni. Annem! Kartal!
Hilmi, Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın, 48 saat sonra görüşüyoruz. Tomariyatu! Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben de resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu baksana şuna. Ben düştüm, gel, gel. Metin! Hoppa! Ali! Feyyaz! Metin Ali Feyyaz o! Metin Ali Feyyaz o! Metin Ali Feyyaz o! Evet A takımı, hazır mısın? Evet. Hedefimiz bu. Feyyaz uçar. Şu an nasıl göründüğünü bilmediğimiz için her şekilde olabilir. Mesela böyle bana özeniyor olabilir. Hastı. Niye gülüyorsun ya? Koskoca Ahmet Kural bile benim taklidimi yapmış. Allah Allah. Ya da bu şekilde Mehmet Günsür'e özeniyor olabilir. Belki de bu şekilde Tarkan'a özeniyor olabilir. Bu olabilir. Yani son halini bilmiyoruz. Belki de yüz nakli yaptırdı. Her neyse. Asıl sorunumuz şu. Feyyaz nerede? Ona nasıl ulaşabiliriz? Şimdi fikirlerimizi fikir havuzumuza atacağız. Ne kadar saçma da olsa gülmek, dalga geçmek yok. Tamam mı? Tamam. Başla Feyza. Şimdi o zaman ben sesli düşünüyorum. Feyyaz'a ulaşmak için ben kadınlığımı, dişiliğimi ve seksapalitemi kullanayım diyorum. Ay hiç utanmadı bunları söylerken Feyza. Kızım sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Bayağı bildiğin şoför nemalsin sen. Hani ya, hani gülmek, dalga geçmek yasaktı? Espri değil miydi bu? Gerçekten ciddi fikrin miydi bu senin? Espriydi ya. Güldük, eğlendik, nasıl oldu? Güzel oldu değil mi abi? Bilmem. Tamam tamam, uzatma. Evet Hamiyet abla, senin fikir dağarcığında ne var? Ben diyorum ki, ben kadınlığımı, dişiliğimi, seksapelitemi kullanayım. Mantıklı, olabilir. Hilmi bunu sevdi. Evet, o zaman başka bir fikriniz var mı? Ben aklıma geleni söyledim. Belki sizin aklınıza bir şey gelir. Mesela Feyyaz'ın babasını kaçırıp şantaj yapalım. Anlaşıldı. Başka fikir olmadığına göre ilk fikrimize geri dönüyoruz. Hamiyet ablanın dişiliğini kullanacağız. Bize. Bilinmeyen numaralar ara Feyza. Feyyaz Uçar'ın numarasını öğren. Bilinmeyen numaralar mı? Ya bu şapkadan tavşan çıkarma numarası nasıl oluyor? Bana bir anlatır mısın? Gerizekalı. Şaka yaptım, hemen inanıyorum. Salak! Seni ilk gördüğümde ölüm grubuna dahil olduğumu anlamıştım. Bunu gruptan at. Ver şu telefonu. Ver, ver. Alo, Hilmi Feyyaz Uçar'ın numarasını istedi. Evet, Hilmi benim. Dinliyorum. Bas. 0-2-1-2-2-3-4-5-6-7. Nereye gidiyor lan bu? Evet, yazdı mı? 7-8. Onu da benden düşün. 8. Ulan en medyatik olanı da bize denk geldi Metin ya. Ali Gültiken desen artık bir şehir efsanesi. 90'lardan sonra doğanlar varlığını tartışıyorlar. Feyyaz elinden tut, bisküvi arası lokumu halı sahaya getir. Öyle bizden, öyle halktan biri. Ne yapayım şimdi Sezai abi? Ha, bu saatten sonra gidip adım mı değiştireyim? Lan Tahsin abi ismini Vural ya da Yılmaz koysaydı vallahi ne kadar güzel olurdu lan. Düşüyoruz derdik, her türlü getirtirdik adamı. Arkadaş bu nasıl bir mantıktır ya? Ninja kaplumbağalar Splinter'ı küstürdüğü zaman Donatello'yu, Leonardo'yu mu getiriyorlar? Sezai abi az önce biz güçlü olduk dedim ya kahvede. Ağzıma eşek arası soksun. Sanırım hata yaptım ya. Yok yok. Bir planımız olması lazım Metin. Çok güçlü bir planımız olmalı. Değil mi? Neyse ki aranızda ben varım canım. Bu ekibe bir beyin lazımdı. Değil mi? Crank. Tipin de benziyor zaten. Adamı etkilememiz lazım Metin. Metin Tekin'e dair ne kadar hatıra varsa ortaya koyalım. İşlerinden en iyilerini seçelim, adama götürelim. Adamı ne kadar sevdiğimizi gösterelim. Fena fikir değil aslında. Bozuk plak bile günde iki kere doğru çalarmış. Öyle değil de ben mesajı aldım. Önce teessüf, sonra teşekkür ederim. Nasıldı lan? Bozuk para bile günde iki defa aynı yere mi düşermiş? Aynı tarafa mı düşermiş? Neydi o? Sıçtın oğlum, zorlama tamam. Bu kartal nerede kaldı lan? Resmen rüya takım olduk Metin. Rüya takım olduk. Arkadaş benim kapasitem bir çay.
İki çayda elim ayağıma dolaşıyor. Üç çayda bildiğim mala bağlıyor. Ama aşırı karizmatik tipim yüzünden anlatamadım ki arkadaşlara. İnandıramıyorum arkadaşlar. Afiyet olsun. Ala ben çok gerildim ya. Ya başaramazsak, ya başarısız addedilip toplumdaki saygın pozisyonumuzu kaybedersek? Senin toplumda bizim bilmediğimiz bir saygınlık mı var lan sahne oğlum? Değil lan. Niye ya? Yok mu? Saygıdeğer değil miyim ben? Sen saygıdeğer değilsin oğlum. Sen patiksin. Sempatiksin. Hayatta da kaybedecek hiçbir şeyin yok olsan. Sempatiksin sen. Sempatik, sempatik. E benim durumum ne olacak şimdi? Benim gibi bir kötülük abidesi neden Tahsin'e yardım ediyormuş? Şerif insanlara yardım ediyor dedirtmem ben kendime. Ya Şerif abi senin durumun başka ya. Sen yardım etmiş olmayacaksın ki. Sen onların kaybetmesine vesile olacaksın. Onlar şimdi kazanmanın hayaliyle ne yapıyorlar? Yanıyorlar. İşte sen onların hayallerini parça pinçik edeceksin. Gene bir hayınlık, bir itlik var ama bu defa kopukluk yok. Aramızdaki bağdan bahsediyorum gençler. Şimdi konuşmaya başladın bebek. Ne yapacağız şimdi? Önce hazırlık yapacağız. Bana istihbarat lazım. Bu adam kimdir? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Gerçekten bahsedildiği gibi gül müdür? Tiken mi? Abi sözünü kesiyorum ama. Önce takım liderini seçmeyecek miyiz? Takımı ben kurdum ya oğlum. O oldu. Takımı kuran mı yönetiyor abi? Nerede görülmüş ya böyle bir şey? Bunu herkes bilir ki bir takımı teknik direktör yönetse de o takımı kuran bütün futboldan anlamayan yöneticiler ve paralarıdır. Sen kimi yiyorsun Ali abi? Sempatik de bir şeylerin farkında yani. Ne yapalım yani Oğuzhan? Hayatımızın en büyük meydan okumasına sen mi önderlik edeceksin? Sen mi taşıyacaksın bizi başarıya? Babamlarımı sen mi yapacaksın? Ali Gültiken'i sen mi vuracaksın? Sempatik! Tövbe abi bak benden komutan falan olmaz abi. Ben kalifiye erim, yığınım ben. Kalabalığın içindeki yalnızım. Patlamış mısırın altında kalan tuzum. Kavanozda o uzanılmayan küçücük turşucuk parçacığı var ya. İşte o benim abi. İri kemik sağlam konuştun. Bırak bitirsin lafını. Heh bu normal bir yarış değil abi. Biz en zayıf takımız. Biz gerçek kötüleriz. Anormal bir yarışta da normallikten medet umamayız. Bu yüzden benim takım lideri adayım Şerif abi. Hırsa bak. Ben beceremez miyim yani? Yanlış anlama ama saygıdeğer abi. Bugüne kadar neyi becerebilmişsin ki bunu becerebilesin derler adama. Lan! Gelelim şu kaptanlık meselesine. Benim öyle kaptanlık maptanlık gibi işlerde gözüm yoktu kesinlikle. Ama madem ki halkımız teveccühünü göstermiş, milli iradeye saygı göstermek lazım değil mi? Takılı lan peçime. Neyse rengimizi gördüğümüz yıldı. Hadi bakalım oradan. Anne! Altı üstü telefonla konuşacaksın. Ne diye hazırlanıyor? Başka türlü role giremez, karaktere bürünemezdim. Şimdi rolümü hazırladım. Vallahi Kim Kardashian gibi olmuşsun ha. Triplere bak ya. Çalıyor. Alo. Ben köyden yeni kaçtım. İstanbul'una geldim. Diri, tutkulu, dişiliğiyle değil, dişiliğiyle öne çıkan bir genç kızım. Üç gündür sokaklardayım. Biraz da Feyyaz Uçar'ın evinde kalayım dedim. Tabii, her şey karşılıklı. Feyyaz evde yok hanımefendi. Ben işim buyurun. Kadın zırlıyor. Anladı kocasını elinden alacağımı. O zaman kopart kafasını. Partiçe çok iyi gidiyorum. Çok. Alo. Feyyaz 10 gündür hastanede. Durumu çok kritik. Ne? Ne hastanesi be? Hastanede diyor Feyyaz diyor. Feyyaz hastanesi. Ne hastanesi ya? Hangi hastane? Bak söyle biz gelmeden ölmesin kalk, sakın ha. Kalk. Ne? Kız ver şunu. Sakın ölmesin geliyoruz. Ulan ömrümüzün bir dönemi resmen futbolcu sapı olarak geçmiş ya. Evin bir odası Beşiktaşlı futbolcuların hatıralarıyla dolu. Recep Çetin'in ayak tırnağına kadar ne ararsan var. Ya Sezai abi bu böyle olmaz. Biz şuraya bir liste yapalım. Sıralayalım abi. Son söylediklerini bilinçaltıma attım. Bilinçaltım çorap çekmecesi gibi tıkış tıkış oldu abi sayende. Tamam beyler evet elimizde ne var ne yok şöyle bir bakalım. Bu 90'larda Metin Tekin'in Aydın Spor maçında maruz kaldığı sert faulde giyilmiş krampon. Metin'in kramponu mu lan bu? Yok lan, faul yapan adamın kramponu. Bak üzerinde Metin Tekin'in kanı bile var. Recep Çetin'in kanı da olabilir. Çünkü faul yapan adam Recep'e de pist aldım dediydi ama ben yine de riski aldım. Abi bundan bicacık çıkmaz. Sende ne var lan? Bir Galatasaray maçında Metin'in çaldığı düdük. Mal mısın oğlum sen? Niye o maç düdük çalsın herif? Adam düdüğü hakemden çalmış abi. Hakem çok hatalı karar vermiş. Öyle ki artık hatalı karar değil, kararlı hataya dönmüş olay. Metin de sinirlenmiş, düdüğü çalmış hakemden abi. Sen de yedin. 5 lira. Ben hikayenin gerçek olabilme ihtimalini satın aldım. Ha bak.
Bu 89'da Metin'in çektirdiği EKG'si abi. Ki benim favorim geliyor. Bu 95'te Metin'in çektirdiği akciğer grafisi. Ne dedin? Bakayım bakayım. Bu Metin'in ciğerleri mi lan bunlar? Vay anam vay anam vay. Evet beyler, Metin Tekin'in 92'de gördüğü kırmızı kart. Bu da benim favorim. Bir de Metin Tekin'in 96-97 sezonunda Beşiktaş'ta giydiği son forma. Sen bunu nasıl aldın Sezai abi? Çaktırmadan soyunma odasına girdim. Üzerimdeki formayla değiştirdim. Metin'in bile haberi yok. Görünce ne kadar sevinecek ya. Evet, sende ne var? Panteri yavrusu. Metin'in bir penaltıda ta stadın dışına diktiği top ve ispat için anın görüntüleri. Topun kırdığı camı bile suçun üstümüze aldık. Her şey kasette. Evet. Elimizde çok sağlam hatıralar var gençler. Metin Tekin bizi evinin baş köşesinde ağırlayacak. Bak sana iddia ediyorum, istersek Tahsin amcadan sizin adınıza özür bile diletebiliriz. Bu iddia bizim. Ya çok özür olmazsa bir şey soracağım Sezai abi. Bu dişler için senin taşıma ruhsatın var mı? Ha? Bildiğin kesici alet bu. Avının ağzını mı kapatıyorsun sen? İlk önce boğulsun. Hadi o zaman. Hadi. Al oğlum her şeyi, ofisine al. Emin misin kaptan? Senden bile dünyaya bir tane fazlayken zaten şu bizi soktun hale bak ya. Üç hürel gibi olduk. Konuşma lan. Plana uy. Ben takımımı her daim zinde ve bakımlı görmek isterim. Burada mıymış Ali Gülçe? Yok. Biz niye geldik o zaman? Oğlum bir sufle getir. Günaha davet. Gayet başarılı bir reklam. Adam sufle almadan konuşmuyor ya. Anlat lan. Heh, abi şimdi bu Ali yok mu? Var. Heh, işte bu Ali'nin menajerinin ablasının, komşusunun, kuzeninin bir arkadaşı... ...bizim Şerif abinin bir arkadaşının torununun torunu çıktı. Diyor ya. Çalıştırsana saksıyı Ali abi. Bu Ali'nin menajerinin ablasının, komşusunun, kuzeni... ...birazdan buraya yemeğe gelecekmiş. Bize ne oğlum? Orada ben devreye giriyorum Ali. Kuzeni baştan çıkarıyorum. Müsait bir zamanda da telefonundan telefonu alıyorum. Siz buna gerçekten inanıyorsunuz. Allah rızası için kalkın giderim şuradan. Ben size niye uyuyorum ya? Benim size uyan da aklıma sığınayım. Oğuzhan kalk. Ya Ali abi söz verdim ya. Otur. O ne derse o. Kaptan o. Ya saçma sapan plan mı olur lan böyle? Ne demek yani? Yaşayan kanlı canlı nefes alıp veren birisini Şerif abi baştan çıkaracak. Ya öyle bir şey kazara bile olsa ilk ben karşı çıkarım. Tamam. Yürü bak değiliz. Çevreye zarar veriyoruz. Birbirimizi öldürüyoruz. Ama oğlum insanoğlunun bir gururu, haysiyeti, izzeti nefsi, onuru, hayası vardır ya. İnsanoğlu onca badere atlatmış. Uzay çağına kadar gelinmiş. Birden gozun Şerif abi tarafından baştan çıkarılabilmesi gerçeğiyle ben her şeyi mahvedemem. Şerif abi, bu yapıştırıcı cilt kanseri falan yapıyor mu abi? Burnu mu yanıyor? Hangi burnu? Ben ezber geldim. Lan. Aklı melekelere gitti aklı. İyi misin abi? Evet. Abi az önce doğru dedin ya. Demek ki bu işi gene ben halledeceğim. Ahan da danışma. Bize hemen Feyyaz'ın uçak odasını göster kızım. Tabii hemen söyleyeyim. Pardon ama oradan burası otel resepsiyonuna falan mı benziyor ha? Siz kimsiniz siz? Hasta yakını falan mısınız? Yok değiliz. Hasta yakını olsak hasta yerip kendisinden öğrenirdik zaten. Biz tanışmaya geldik. Siz danışma değil misiniz? Danıştırın bizi Feyyaz'la. Veremem kardeşim, veremem. Boşuna bana öyle harf oyunlarıyla sempatik görmeye falan çalışmayın. Hadi bakalım boşaltın şu tezgahını. Hadi. Hala bakıyorlar ya, hadi. Belirtme yalnız öyle gözlerini. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya. Tamam o zaman. Kadın bizi dövecekti. Anne dur. Daha ilk dakikadan patladık. Nasıl bulacağız Feyyaz'ı koskoca hastanede? Hep filmlerden görüp imrendiğim numarayı yapmak bugüne kısmetmiş. Bekleyin burada. Geliyorum. Affedersiniz beyefendi. Biz Metin Tekin'in hayranlarıyız da. Asistanı olarak... Asistanı ben değilim. Şuradaki arkadaş. Affedersiniz beyefendi. Bizler Metin Tekin'in hayranlarıyız da. Asistanı olduğunuz için sizden mi randevu talep edeceğiz acaba? Ben Metin Bey'in asistan değilim ki. Az önce konuştuğunuz kişi Metin Bey'in asistanı. Evet. Direkt senin ayağına gönderdi beni. Koşarak arkasından yanına gitsem benimle duvar pası yapmış olacak değil mi? Çaka. Sarı Fırtına'nın asistanını kessen ya. Sevdim ama bu da sarılan koşun. Birader. Kardeşim asistanı olarak bize bir randevu ver ya. Çok bir şey istemiyoruz ya. Hadi kurban oldum bir görek hayranıyız. Gelin ben. Şan
şampiyon kim? Benim. Daha yüksek. Ben. Alemlerin kralı kim? Ben. Sen aslansın. Sen kaptansın. Sen yaparsın. Oğuz Han'sın sen. Ben. Oğuz Hanım lan benim ne işim olur baştan çıkartmayla? Ben kimseyi yoldan bile çıkaramam ki. Ali abi neden durdurmuyorsun bu rezilliği? Hani size emanettim. Neden durdurmuyorsun beni? Siz dediniz ya oğlum. Kaptanla beraber yaptın ya planı Katip. Olsun. Ben reşit bile sayılmam ki abi. Akil vali bir insan değilim ben. Bakacaksınız bana, koruyacaksınız beni ya. O zaman biz gidelim. Olmaz. Yöntemimden şüphe edenin peşinden gitmem ben. Denemeliyiz Ali. Benden lider ruhum var. Parlak fikirlerim var benim. Saksı değilim ben, saksı değilim. Sizin ipinizle kuyuya girenin sizin ben. Sanki matematik sınıfını zorla okul turnuvasına sokmuşlar da ilk maça da sözelcilerle çıkmış gibi ağlıyorsunuz ya lan. Takıma bak arkadaş ya. Tamam lan, ben giderim. Neredeydi bu kız? Arka masada. Sarışın bir de. Aa, nereden buldun bu doktor önlüğünü Hilmi? Kasaptan. Aynı önlük sonuçta. Bak her tarafında inek kanı var. Kıyma da aldım. İndirim varmış. Ne yapayım? Fırsat gördüğümü dayanamıyorum. Aa, hemşire geliyor. Hilmi abi sorsana neredeymiş? Kızım bir bakar mısın? Ameliyattan yeni çıktım. Ben Feyyaz Uçar'ın doktoruyum. Bilirsin, doktor adamın kafası dağınık olur. Bu Feyyaz Uçar'ın oda numarasını unuttum ben. Kaçtı ya? 4. kat 403 numaralı oda hocam. Acil bir şey mi var? İsterseniz bütün hastaneyi seferber edelim. Yok yok yok, gerek yok. Ben ona borç vermiştim de onu geri alacağım. Hadi işine bak sen, işine bak. Muhatap olma benimle. Gengin misin sen benim? Doktorum ben. Tereyağından kılı çektim. Her yerde sizi arıyorum doktor bey. Şu annemin röntgenine bakıp bir teşhiste bulunur musunuz? Yalnız benim acil gitmem lazım. Hasta bekliyor. Ne olur yani bir baksanız. 30 saniye ilgilenseniz ölür müsünüz? Ben ölmem de ananız ölebilir. İyi bir doktor değilim ben. Yani ananıza iyi gelmem. Gerçi ben kimsenin annesine iyi gelmedim. Allah belanı versin be. Tövbe de lan. Bütün doktorlar aynı. Hiç ilgilenmiyorsunuz bizimle. Tamam tamam. Ben bir hastaya bakayım sonra konuşuruz. Abi bu adam anamıza bakmıyor. Abilir. Bakacaksın lan bu filme. İyileştireceksin lan anamızı. Biz sokakta bulmadık onu. Bak çabuk, koy teşhisi. Ben nasıl bakayım abi? Abilir. Abi mi olduk lan şimdi? Bu doktor anlamaz ki bu röntgenden. Doktorumuz ürolog. Evet, ürolog mu? Vay be. Ulan adam işini ne kadar çok seviyorsa koştura koştura gidiyor milletin acırını ellemeye. Bize de 2 saniyesini ayırmıyor. İlla beni yatırın, zorla dövün diyor. O nasıl bir dövme şekli ya öyle? Siz öyle mi dövüyorsunuz? Tamam tamam, bakıyorum. Amma uzattınız ya. Bakayım. Tarıyorum şu anda. Evet. Bu bir kadın. Ananız bir kadın. Şaşırdın değil mi? Tıp çok ilerledi. Yaşlı bir kadın. Öyle değil mi? Ya bu kadın bir deri bir kemik kalmış. Ölür. Siz bunu bir doktora gösterin. Ulan sen bir de bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Dalın. Durun durun, dalmayın. Siz bir ısının. Hemen geliyorum. Bunlar var ya beni temiz yarım saat döver. Siz önden gidin, ben daha sonra geleceğim. Geçmiş olsun Hilmi abi. Bir dakika. Bunu zaten kasapta dövdürmüştüm. Bir daha dövmenize gerek yok. Nimet sonuçta. Evet, Hilmi hazır. Ama bunu hiç hak etmedi. Yalnız yüzüme vurmayın, oradan para kazanıyorum. Başla. Evet ya, ne yapıyorsunuz? Alın siz bunu en iyisi. Dışarı dövün. Kapının önünde falan. Doktorum ben. Çakma Nurgül Yeşilçay. Attırırım seni bu hastaneden. Ürolog, kazmıkçıyım ben. Yürü. Yapmayın arkadaşlar ya. Yapmayın. Arkadaşım, üzerinize alınmayın ama şu an solo test değerlendirme tablosuna bakıyor gibiyim. 0 puan. 50 puan. 100 puanın bıyıksız hali. Teşekkür ederim. Ben bu grubu nasıl görüştüreyim Metin Tekin'le? Yani nasıl görüşebilirsiniz? Biz hayranıyız arkadaş. Adamın sırf Facebook'ta 10.000 hayranı var. Yarın Slovenya'da seçime girse tek başına iktidar. Diğer hayranlarından siz hayran ne? Top. Topumuz. Topumuz. Metin Tekin'in penaltıda ta stadın dışına gönderdiği top. Nereden bileceğim o top olduğunu? Elimde her anın saniye saniye görüntüsü var amca.
En son Beşiktaş maçında giydiği forma soyunma odasından bizzat kendim aldım. Bak hele bak, bak. 95'te çektirdiği akciğer grafisi. Beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. On beş bin bizim bonobonları hiçbir halt yiyemezler. Bu ekibin beyni benim. Dört senin, dört senin, yedisi de benim. Hadi bakalım. Dünyanın bu en kötü, en gerzekçe, en saçma planı arkadaş nasıl işe yaradı lan? Modernizmin çöküşü işte bu. Pozitif bilimciler gelsinler, bunu açıklasınlar da bir göreyim götlerini. Ya Ali abi, sen şimdi kadını baştan mı çıkardın? E bu baştan çıkarma tişörtünü, penyesini falan böyle baştan çıkarma değil mi? Bu kadın hala giyinikti. Ali, Şerif bıyıkları yedirdi sana bu boku. Kendine hiç payı çıkartma. Allah Allah. Kadıncağıza selamünaleyküm dedim. Ali'nin menajerinin şak diye telefon numarasını verdi. De bir arayayım şunu dedim. Olur mu emmi, sen yorulma, arıyorum ben şimdi dedi. Önce benden yanak, sonra bize randevu aldı. Çok mu işten selam verdim acaba? Günah mı yedik lan yoksa? Dinlemiyorsunuz ki Şerif abinizi. Tecavüz, pedofili, ırkçılık, bu üç iğrençliği çiz. Geri kalan bütün itlik ve fıştıklar benden sorulur. Delikanlıca. Vallahi kral içsin Şerif abi. Saygılar. Şerif amca. Tonton dedem benim. Nasıl? Buluşabildin mi arkadaşımla? Ben bir sorun var mı diye merak ettim. Geldim. Hallettin mi sen numara işini? Hallettim, hallettim kızım. Ellerin dert görmesin. Eline sağlık. Sen çok şekersin ya. Gel bir öpeyim. Bundan sonra başka bir ihtiyacın olursa haber ver, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Gel bir daha öpeyim. Şerif amca! Ay çok şekersin sen ya. Tonton dedem benim. Ne yaptın, halledebildin mi sen? Dur bir öpeyim bakalım. Oğuzhan, öpebildin mi dedeni? He? Salak. Lan, Şerif abi! Ay. Uy, çok şekersin sen ya. Şerif abi, su kaynattı motor, gel. Ali 403 gel. Giremezsiniz hanımefendi. Hastanın durumu kritik. İçeri kimseyi alamıyoruz. Buyurun, ben yardımcı olayım. Ben Doktor Kutsi. Feyyaz'ın durumu nasıl Doktor Kutsi Bey oğlum? Maalesef böbrekleri iflas etti. Makineye bağlı yaşıyor. Biz elimizden geleni yaptık. Bu elinizdekiler test sonuçları mı acaba? Yok, güllü yaz. Artık dua etmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Allah'ım, sen bana hayırlı bir eş, hayırlı bir iş, hayırlı bir evlat nasip eyle ya Rabbim. Feyyaz Bey için dua edeceksiniz. Ha pardon. Allah'ım, sen Feyyaz'a hayırlı bir iş, hayırlı bir eş, hayırlı bir erkek evlat nasip eyle ya Rabbim. Siz onu bırakın. Ne hali varsa görsün. Siz Feyyaz'dan umut var mı onu söyleyin. Tek çare uygun bir böbrek bulunup nakledilmesi. Eğer isterseniz sizinki uyumlu mu bir test ettirin. Test ettireceğiz artık. Doktor muydu ya? Vallahi insaflı adamlarmış. Yüzüme hiç vurmadılar. Trafiği engellemeyeyim diye kaldırıma çekip kaldırımda dövdüler ya. Ne oldu? Ne diyor doktor? Böbreklerden birisi iflas etmiş, nakil bekliyorlarmış. Tıp dilinde konuşmayın ya. Anlayacağım dilde konuşun. Feyyaz'ın böbreklerinin anası gondiklenmiş. Evet. Onun yerine yenisini monte edeceklermiş. Hilmi bunu anladı. Yazık, çok yazık. Hastahane yanında kaldırım üstündedir. Abiler dövdüler beni. Estağran, oran dövdüler seni. Sezai abi, benim adım Kartal. Bunun adı Metin de. Sen bu isimle çok sırıttın aramızda ha. De. Hiç moralimi bozmuyorum arkadaş. Elimde kapu gibi forma var. O formanın sahibi sen misin? Yes baby. Ya o kokudan anlamalıydım. Metin Bey senin bıraktığın formayla çıktığında o kokudan en sevdikleri bile sarılmadı ona. Ya o maç niye Metin Tekin'in son maçı oldu biliyor musun? O kokudan sonra bir daha formaya yanaşamadı. Bana bir şey gelmiyor. Oğlum sürekli yanındayız ya. Alışmıştır burnun. Şey gibi düşün, İzmir Körfezi gibi düşün.
Peki o 95'te aldığınız akciğer grafisinin yerine ne koydunuz? Şey ya, bizim Şerif amca var. Onun röntgeniyle yeri değiştirdik. Doktor o röntgene bakıp Metin Bey'e sen de 60 yaşında adamın ciğeri var dedi. Metin Bey'in performansı o teşhisten sonra bir daha hiç yükselmedi. Hep düştü. Peki sen o kaset için kaç para istiyorsun? Ne parası arkadaşım ya? Metin Bey'in en büyük korkusu o görüntülerin internete düşmesi. Varını yoğunu harcadı. TRT arşivinden bile sildirdi. Sen şimdi elimde görüntüler var diyorsun. Kaç para istiyorsun? Ya para değil arkadaşım. Sadece bir görmek istiyoruz kendilerini ya. Metin Bey sizi asla görmek istemiyor. Her yere fotoğraflarınızı astıracak. Gittiği yere asla giremeyeceksiniz. Kaseti de istiyor. Bir efsanenin sonunu getirdiniz siz be. Lütfen binayı terk edin. Haydi. Bu işin de borsası var demişlerdi de inanmamıştık. Görüyor musunuz bak? Evet, evet. E ne oldu, niye düştü şimdi bu? Yoksa bar çıkışı bir kadınla falan mı görüntülendi? Bar çıkışı iki kadınla görüntülendi. Bir kadınla görüntülense çıkar genelde. Kondisyonu iyiyse demek ki. Ablanız rica etmişti. Evet, geldiler. Üç kişi. Üç tane soytarı işte. Ne sandılarsa burayı. Sallıyorum. Tamam. Beklesinler mi, gitsinler mi? Tamam. Ne kadar sallayayım? Anladım. Tamam. Mahmut Bey biraz meşgul. Bekleteceğim sizi. Ablacığım, yalnız soytarı sallayayım falan. Biz hepsini duyduk yani. Tamam, ricacıyız da öyle itin götüne sokup çıkarmaya gerek yok. Hayır, bir de randevulu geldik yani. Ne, randevusuz gelsek neyse. Bakar mısınız? Mahmut Bey bir spor menajerliği yapıyoruz dedi. Özürlerini iletti. Tamam. Mahmut Bey sizi bekliyor. Buyurun. Tabii. Zaten kralları da bir tek soytarılar güldürebilir. Ya. Bu Feyyaz'ı ileriyi hiç düşünmüyormuş ha. Ben herhangi bir organımda sıkıntı olur diye Afrika'da kabile kiraladım. Tabii ihtiyaç oldukça gidip onu nereden alıyorum. Mesela eskiden ben keldim. Tabii gittim kabile büyücüsünün saçlarını kendi kafama ektirdim. Bak, buna da Zulu dalgası diyorlar. Hadi ya. Tabii canım. Feyyaz Bey'in tahlil sonuçlarını bekleyenler. Biziz Doktor Bey. Hilmi Kazmıkçı. Benim. Feyyaz Bey'in böbreğiyle doku uyumunuz maalesef olumsuz. Ne demek olumsuz ya? Hilmi'nin hayatında olumsuz bir şey olmaz. Duymamış onu. Sen al şunu, onu olumluya çevir. Ne yapıyorsunuz siz Hilmi Bey? Ya al, kim görecek ya? Al, yiyenlerime çorba içirirsin. Al, sen onu olumlu yap. Ben tahlil sonuçlarını değiştirsem bile olmaz. Böbrek nakli yapamayız. Nasıl ya? Böyle lisede nakil olmuş öğrenci gibi diğer organlar benim böbreğimi dışlar mı? Onu döverler mi? Yoksa karaciğer, dalak falan benim böbreğimle alay mı eder? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Aferin, aynen öyle. Hmm, bana böyle anlatın işte. Öbür türlüsünü ben anlamıyorum. Feyza Özdemir. Benim Doktor Bey, benim. Nasıl çıktı test sonuçlarım? Kazanabildin mi? Kaydırma yapmışsın. İdrar tahliliyle kan tahlilini karıştırmışsın. Kızım, sen manyak mısın? Niye bu şırınganın içine işedin? Allah kahretsin ya. ÖSS'de de kaydırma yapmıştım. Yoksa Boğaziçi garantiydi doktorum. Tabii tabii. Hamiyet Hanım da siz olmalısınız. Uymadı. E takdiri ilahi artık, ne yapalım? E ölürse de ölecek çocuklar. Hadi gidelim. Nereye ya? Nereye? Anne, gel bir dakika. Müjdemi isterim Hamiyet Hanım. Böbreğiniz Feyyaz Uçar'ın vücuduna kendi böbreğinden daha uyumlu çıktı. Yaşasın! Anam! Hay Allah belasını versin. Zaten ben o kadar uyumlu bir insanımdır ki başıma geliyorsa hep bundan geliyor benim. Oğlum, Hilmi bunu beklemiyordu. Vakit kaybetmememiz lazım. Ne kadar acele edersek o kadar iyi. Bir an evvel ameliyathaneye almamız lazım. Ben hemen ameliyathaneyi hazırlıyorum. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim ben. Tahsin, bir resim çekinecek diye ben güzel canım böbreğimi vermeyeceğim işte. Bana ne? Aa, böyle konuşmamıştık ama Hamiyet abla. Lütfen. Bana ne ya? Bana ne? Vermeyeceğim böbreğimi. Anneciğim, anneciğim. Sen bu böbreği basit bir fotoğraf için değil, bir efsane için veriyorsun. Metin Ali Feyyaz efsanesini yaşatmak için. Sen böbreğini sıradan bir adama değil, koskoca bir camiayı 15 sene boyunca sevinçten ağlatmış, mutlu etmiş bir adama veriyorsun Hamiyet abla. Çarşı bir tek şeye karşı değil, senin böbreğini vermeni. Bir de böyle düşün. Tamam, vereceğim böbreğimi. Ama bir şartım var. Kimse bu iyiliğini bilsin istemiyorsun değil mi be annem? Aksine.
herkes bilecek. Özellikle de Tahsin. İnternete, Twitter'a yazın. Top trend olayım. Hamiyet böbreğini veriyor. Hamiyet'in böbreğiyle kesintisiz anında takipleşiyoruz. Kesin bilgi. Yayalım RT lütfen. Tamam tamam. Orası kolay. Hamiyet'in böbreği diye bir de hashtag açarız. Sen onları hiç düşünme. Veriyorsun yani. Retweet kraliçesi. Hadi bakalım. Konuştur şu böbreğini be. Hadi be. Alalım şu böbreği. Sen de rahatla. Arkadaşlar nereye giriyorsunuz? Burası laboratuvar. E siz girdiniz. Ben tuvalete girdim. Allah Allah. Böbrek vermek istiyoruz. Alay yok. Bu nasıl iş ya? Ümmü abi gel biz hazırlayalım anneme. Hadi. Ameliyathanede gel. Lan arkadaş bir döneme damgamızı vurmuşuz resmen. Bildiğin şampiyonu belirlemişiz ya. Ben zaten tarihe tanıklık eden değil, tarihi yazan olmak istemişim direkt. Duydunuz, röntgenden sonra performansı düşmüş adamın. Allah Allah ya. Ben adamı siyah beyazı formadan koparmışım, adam performanstan bahsediyor. Bu mevzuda açık ara öndeyim. Vallahi adam o penaltıyı unutturmak için varını yoğunu harcadı dedi. Siz de duydunuz ya. Hayır kendimi övmeyi sevmem ama bildiğin efor sarf etmiş adam ya. Sonuçta herkes kendini biliyor. Aynen. Yerleri ne yaptı acaba lan? Getirdilerse sıçtık. Ya senin dişinin arasında bir şey kalıyor mu da kürdanla karıştırıyorsun ya? 8 numara şiş vereyim onunla karıştır. Biz de kaldık öyle yani. Sizin anlayacağınız bizim Peder Bey'le barışmamız için Ali Gültiken'i eve götürmemiz şart. Kendisi eve geliyor mu? Doğru anlıyorum değil mi? Babanızla barışmak için. Heh. Peki bütçeniz ne? Bütçemiz derken vallahi bende bir 75 kuruş var ama çorabımda. Şimdi çıkarsam bir 10 dakikaya kullanıma girerim. Ne yapıyorsun salak? Yanlış anlamayın. Ben ilk kez başıma geliyor böyle. Hani menajere de geldiniz ya aklınızda da mutlaka bir şeyler vardır yani. Kendisi bizim mali müşavirimiz olur. O yüzden atladı, kusuruna bakmayın. Biz hani iyilik karşılığı yaparsınız diye düşünmüştük ama illa bir şey gerekiyorsa veririz yani. Siz bize ortalama bir fiyat verin. Ne kadar olabilir ki yani? Burada son 2 transfer teklifi var. Al bakalım. O mili baykuş. Son sayfada da rakamlar var. Haydi. Bu tabii yıllık olduğu için bize biraz ağır gelir. Bize 1 günlük lazım. Yıllık olsa günlük şu olur abi. Gene çokmuş lan. Bize aslında 1 saat yeter biliyor musun? Hatta 10 dakika. Arkadaşlar sabahtan beri telefondayım. Yoruldum. Dinlenmiş oluyorum diye size de kalkın gidin demiyorum. Böyle saçma şey mi olur ya? Ali Gültiken tektaş yüzük mü kardeşim? Ha? Nasıl barışma hediyesi olsun? Babamıza ya. Tektaşlık bir durum değil yani. Ali. Kalk gidelim Küheylan, kalk. Şerif abi bir saniye bağırıyorum şimdi. Ya babamız ölüyor. Son isteği falan deseniz. Hadi neyse. Küstü bize ne ya? Hayırlı evlat olsaydınız o zaman kardeşim. Allah Allah adamcağız küstü ya ne yapalım yani? Baba oğul ilişkileri işte türlü dramatik anlar. Peder Bey benim ismimi niye Ali koymuş biliyor musunuz? Beşiktaş aşkından, Ali Gültiken sevgisinden. Oradan yürüsek. Küçül de cebime gir o zaman kardeşim. Senin adın random konmuş. Anladın mı? Ya. Ablam aracı olmasa kötü bir niyetiniz var diyeceğim ama sahi siz ablamı nereden tanıyorsunuz? Şerif abi. Yahu senin ablanın komşusunun kuzeninin arkadaşı benim bir arkadaşımın torununun torunu. Anam Şerif amca. Ha? Tonton dedem benim ya. Şirinlik muskası. Allah'ım ya Rabbim. Ablam dediydi senin geleceğine ha. Bak hele bak ne göstereceğim sana şimdi. Allah'ım ya şu tatlılığa bakar mısınız? O zaman madem öyle bir atmosfer oluştu, şöyle bir şey mi yapsak? Biz şimdi çıkalım tekrar gidelim. Bizim babamız ölüyor, ölüm döşeğinde. Ali Gültiken'i görmek son arzusu desek olur mu? Öyle bir şey olursa biz yaparız. Çünkü biz yüzsüzüz yani değil mi olsa? Tabii tabii arsızız biz. Şerif dedem, Ali il dışında ya. Ah, yalan yalan. Olsa biliyorsun dükkan senin. Ya Şerif dedem ya. Vallahi kalkacağım geleceğim, dayanamıyorum artık. Şu yanaklara bak Allah'ım ya Rabbim canını sevdiğim nasıl da bir tatlılıktır bu ya. Bu yanaklar böyle nasıl bıyıklar bunlar böyle ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah'ım ya. Öyledir çok tatlıdır şimdi ağzı bak. Ağzını büzdüm. Ya size illa Ali mi lazım? Bak Cüneyt Tanman var, Erhan var, Gökmen var. Küçük Şenol var. Bunlar daha ucuz zaman hallederiz ha. Adnan Aybaba. Bak kostümü kendinden olursa olur. Hmm.
Ya Hilmi, manyak mısın lan sen? Ananızı hastaneye yatırdım, ne demek lan? Çocuklar, siz bu iyiliği Türk futboluna borçlusunuz. Biraz önce kendiniz anlattınız. Bir yıldızı kaydırmışsınız zaten. Diğerini kurtarmak boynunuzun borcu. Lan saçma saçma konuşmayın, gidelim çıkaralım kadını. Vallahi ben anneme her şeyi dedim de dinletemedim. Twitter'dan da paylaştı zaten, ebedi vazgeçmeze. Bırakın versin lan. Gerçi ben size küsüm ama. Ya sikim dolduğundan değil de meraktan soruyorum. Sezai sen niye küstün lan? Saf değiştirdim. Sen saf tutar mıydın? Evet. Kaybeden tarafta olmaktansa diğer tarafa, babanızın tarafına geçtim. Küsüm ben size. Küsünce hediye de alıyormuşsunuz siz. Şerif abi. Çocuk lan bu. Bıyıklı çocuk. Gençler, babanızla barışmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hilmi abi, annem uyandı. Oh. Her yerim ağrıyor, bitti mi? Anneciğim, bitti gitti işte. Büyütecek hiçbir şey yok ki. Hem sen rejim yapmak istemiyor muydun? 1,5 kilon gitti işte. Yazın istediğin bikiniye rahatlıkla girebilirsin. Ya zaten Hamiyet abla kiloyu böbreğinden veriyor. Kimi yüzünden verir, kimi göbeğinden. Bu kadın da böbreğinden veriyor. Feyyaz kurtuldu bu. Benim böbreğim sahiplendi mi? Sahiplendi. Sevgili böbreğim, onu o kadar çok özledim ki. Çağırın da şu Feyyaz'ı. Ne oluyor lan? Ya şimdi şeyden oluyor bu. Sol böbrek gitti ya, vücut sağa çekiyor. Ha. Rot balansta sıkıntı yaşanır bir süre. Ama sonra oturur. Aa, uyandınız mı? Ben de eşim de size ne kadar teşekkür etsek az. Gökten bir melek gibi inip kocamın hayatını kurtardınız. Ben kanatsız ve böbreksiz bir melek olabilirim. Ama benim de isteklerim var. Kocanız bizim mahalleye gelip bizimle bir fotoğraf çekinecek. Gelir tabii, ne demek. Hatta burada kendisi, çağırayım hemen fotoğraf çektirelim. Beyaz. Sonunda hallettik. Kim kaçabilir A takımından? Helal olsun bize. Biz kazandık gibi. Biz kazandık. Böbrek bizi kurtaracak. Böbrek bizi kurtaracak. Fotoğraf böbrek bizi kurtaracak. Ve işte karşınızda kocam. Beyaz Uşar. Merhaba. Bu ne lan? Bir fotoğraf çekelim hanım. Pardon. Lan? Böyle güzel kımıldamayın. Çekiyorum fotoğrafı. Heh, bir de böbrekleri tokuştururken çek böyle. Kim bu şişko lan? Poz mu veriyorsun lan sen? Poz mu? Vermiyorum. Hilmi bunu anlamadı. Kimsin sen? Feyyaz Uçar nerede? Hı? Ben Feyyaz Uçar. Bak hala yalan konuşuyor. Yemin ederim alırım o böbreğini. Sanki biz hiç görmedik Feyyaz Uçar'ı. Tutmayın lan beni. Bizi mi kandırıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Ha, siz Beşiktaşlı Feyyaz Uçar'dan bahsediyorsunuz. Yok yok, o isim benzerliyor. Hanım göster benim kimliği. Bir. Bak. Benim adım Feyyaz Uçar. Dur tahmin edeyim Dombili Baykuş. Senin baban hasta Beşiktaş'tı değil mi lan? Hakikaten Feyyaz Uçar. Hamiyet abla. Kusura bakma. Ufak bir yanlışlık o. Yok, aslında benim babam Ezgi'nin günlüğü hayranıdır. Çocukların adını Hüsnü, Emin, Feyza koymak istemiş. Hüsnü, Emin doğmuş. Fakat sonra ben erkek olunca mecburen Feyyaz'a çevirmişler. Ana. Sen niye diyorsun lan ver böbreği? Ana. Ne oluyor hanımefendi, ne yapıyorsunuz ya? Sen çabuk çıkar böbreği, geri ver bana. Narkozun etkisi herhalde, biz sonra gelelim. Bana bak saçaklı. Narkozu veririm almadan gidersin sen. Devam edin. Taşa baş oturma bari. Adamın böbreğine iyi bak Beyyaz. Koşun koşun. Gitti böbrek. Hani lan nerede efsane? Efsane dediniz, kestane çıktı. Gitti böbreğim lan. Başkasına gitti böbreğim. Boşu boşuna gitti böbrek. Gitti. Gitti böbrek. Boş yere gitti böbrek. Hamiyet abla. Belki biz kaybettik ama kazanan insanlık oldu. Ama ben bir ana, insanlık veririm. Ana, sen ana, almadan gider. Seni süzme salak seni. Kafasız seni. Vay ana.
arkadaş ya. Babamızla barışacağız diye yola çıktık. İzzeti nefsimizi, öz saygımızı, anamızın bir tane böbreğini kaybedip şimdi eve mi geldik lan biz? Vallahi aynen öyle oldu abi. Hani Hilmi o böbreği ben alacağım diyordu, ne oldu? Şimdi adamla kadın Almancıymış. Çoktan Almanya'ya uçmuşlardır. İzlerini kaybettim dedi. Daha da bir şeyler dedi, çok enteresan şeyler söyledi de. Şey, eve geçelim, ben size onunla evde anlatayım. Olur mu abilerim? Sen geç, ben de sana bir şey anlatacağım. Biz kime neyi emanet ediyoruz ya? Allah Allah, Allah Allah. Anamı ben kendi takımımı alacaktım ya. Vallahi billahi. Hilmi abiye haber var mı? Hilmi bunu sevmedi. Dedi, zor kullanacakmış, bir de mekan bastıracakmış. Ne mekanı kız? Bu ne lan? Ağzım doldu spreyle, bu ne lan? Eh be abi, o kadar diyorlar esnerken ağzını kapat diye. Niye? Çünkü o da spreyi falan girer ağzına. O sırada birisi hapşırır, kazayla ağzına tükürür. Sinek minek kaçar, kapa şu ağzını, kapa işte, cüheylanlık yapma. Orman ferahlığı kokusu geldi. Nefesim öyle koktu ha. Kullanışlı da. Soğanı sarımsağı bastırır kızım bu. Hani acil durumlarda falan kullanılabilir. Fark ettiyseniz derdimi atlatabilecek kadar mizah biliyorum. Sana elimin tesiri bil. Olayı vermiyor kendini ya. Vermiyor. Vermiyorum. Sen de anlaş şu işin aslını ya. Kimin mekanıymış bu, neymiş? Metin Ali Feyyaz belli aralıklarla bir arkadaşlarının restoranına gidip orada yemek yerlermiş, eski günleri yad ederlermiş. Hilmi de orayı dağıtacak işte. Salak, açık havadayız. Zehirleneceksin salak. Sana ne oluyor kız? Ya. Hilmi, öyle bize kahvaltı ısmarlamalar falan filan inter mi lan? Keyfi gayet yerinde, hayırdır? Hatun meselesi ya. Kabasını aldırdım. Ondan. Boşluğu aldırmak lazım, doğru söylüyorsun. Neyse. Burası Metin Ali Feyyaz'ın sürekli yemek yediği yer. Dün buraya en tekinsiz mafyayı onlara musallat etmeye gönderdim. Hilmi abi ne yapıyorsun sen ya? Niye öyle yollara başvuruyorsun abi sen? Tatsızlıkla çözülür mü bu işler? Ağızlarını yüzlerini dağıtmasalardı keşke ya. Bak şekillerine şemallerine sakın bir şey olmasın. Aman. Peder Bey'i mutlaka tanıması lazım. Ünlerinden bir şey eksilmesin. Aman Hilmi. Yok, incileri dökülmedi. Ha. Şimdi tam üçümüzün oturduğu yerde otururlarken tuttuğum adamlar gözdağı vermeye başlamış şu masada. El Magico. Metin! Ali! Feya! Ya! Siz tam olarak neyi anlamadınız ya? Ha? Adamlar sizden basit bir iyilik istedi. Nedir yani? Hı? Madem laftan anlamıyorsunuz. O zaman anladığınız dilden konuşalım. Birbirine niye dövmüş bu salaklar? Arkadaşınızın dükkanın imajına zarar veriyor. Her gün gelip birbirimizi döveceğiz burada. Burası insanların kavga ettiği, huzur olmayan bir yer imajı çizeceğiz. Çekiçenin turna tekniğinden beri gördüğüm en ilginç tekniğe sahiplenmiş ha. Metin. Abi. Acımadı. Güvenliği çağırtmayın bana diye bağırmış Feyyaz. Çağır ya, çağır. Ne yani? Onun da bir dayağını yerim. Süper olur bak. Burası insanların kavga ettiği, huzur olmayan bir yeri maçı çizeriz. Hareket. Dövelim ya biz bunları demiş Ali. Gelin ya, Allah aşkına bak bir yumruk da siz vurun. Sana demedim lan govel. Erkek evlatsınız, bir yeriniz şişmesin ya. Allah aşkına. Adam çocuklarına isimlerinizi koymuş, isimlerinizi ha? Hiç mi vicdan yok sizde? Alt tarafı fotoğraf çekecekler, fotoğraf! Stat dışına, frikikten diktiğiniz topu maç esnasında bak stattan çıkıp sokak sokak arayıp bulmuşlar. Evlerinde, vitrinlerinde duruyor adamlar. Ama siz! Çocuklar çok duygusal konuşmuş ya. İşte duygusal gover sürüsü. Biz bu konuyu kendi aramızda konuşup 5 dakikaya geliyoruz demiş Metin Taken. Oldu bu iş.
Senin eline ağarmışlar. Masuk'tan vursana it. Böğrüme böğrüme tüm gücüyle asıldı ya. Tüm gücümle vurmadım. Vursam yerden kalkamaz. Şşşş. Uzak bir bak bizim bu iç işlerimizdeki meseleyi bir an önce halletmemiz lazım. Bir an önce. Memur bey. Karakola mı gidiyoruz? Ne oldu? Girin. Bize kendi minibüsümüz var. Onunla gidebiliriz isterseniz. Ha. Ekip arabası sıkışık oluyor ya. Paketlemişler yani bunlar. Nasıl ya? Ya biz bir kendi aramızda konuşacağız deyip son dakika gole atmışlar. İyisi Hilmi bunu beceremedi. Hilmi bunu beceremedi. Ne ya? Hani beceremediğin iş yoktu Hilmi? Onun yerine tatam. Hop. Saat aldım. Alayım onu ben. Sana değil lan. Babanıza saat verin, barışır. Ya ne saat Hilmi Allah aşkına bırak. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Babandan pahalı o saat. Şey yapın, para verin. Kesin barışır. Al bunu babana ver. Babana ver bunu. Hus, hus. Aslan parçasına bak sen ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oluya vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Ver. Abisi bu Edison denen adam elektriği 2000 denemeden sonra bulmadı mı oğlum? Hah? Adam 2000 defa denemiş, bulamamış fakat vazgeçmiş mi? Hayır. Edison değil abi, Tesla. Sen yapma bari be. Onu diyorum işte oğlum. Tesla'nın icadını hiç etmedi mi bu Kamil? Elektriği kendisi bulmadı fakat gidip kuruyemişçi de açmadı yani. Azmetti. Ali Cengiz oyunları yaptı. Herkesi kendi bulduğuna inandırdı yani. Ne yapalım abi? Hacı Popescu tapereli mi getirelim? Karıştıralım mı adamın kafasını? Onlar buraya gelmiyor madem. Peder Bey kimi daha çok seviyorsa onu getireceğiz. Seba'yı mı? Seba Tümer'i getirelim Metin. Oğlum bir dinle lan. Gerçek Metin Ali Feyyaz'dan bahsediyorum. Yani evlatlarından, yani bizden. Madem biz kırdık o kalbi, biz tamir edeceğiz kardeşim. Cevabı biz hep niye uzaktan arıyoruz ya? Cevap bizim içimizde oğlum. Şimdi Feyza'yı alalım. Gidelim kahveye. Çözelim şu işi abisi. Hadi abisi. Hey mahalli! Okey! 51, yanık, batak, hoşkin, king. Ne oynuyorsanız bırakın. Size anlatacaklarımız var. Ne diyorsunuz lan siz? Ama bak bunlar bizi babalarına şikayet mi edecekler? Analarına şikayet etmesinler de ben babalarına fitim. Oğlum sen niye lafı sürekli dönüp dolaşıp analarına getiriyorsun? Sapık mısın ya? Baba evladına bir bağ bağışlamış, evlat ise babasına bir salkım üzüm vermemiş lafını duymuşsunuzdur. Hayır. Arkadaş bunların olayı beni bozmak ya. Peki babasının kalbini kıran üç kardeşin hikayesini duydunuz mu? Ne diyorsunuz lan siz? Babacığım bizim sana kocaman bir özür borcumuz var. Müsaade et, herkesin gözü önünde senden özür dileyelim. Çıkın dışarı. Ama baba. Çıkın dedim dışarı. Oyunuzda oynayın ha. Yapacağız şimdi. Vay. Ne lan bu rezillik? Baba biz özür dilemek için şey yapmıştık. Kol kırılır yen içinde, baş kırılır fes içinde kalır. Survivor adasına çevirmeyin burayı. Tribünlere de oynamayın. Babacığım biz o akşam bir bok yedik ama hemen aslında anında pişman olduk biliyor musun? Kısa kes, sade de gel. Özür dileriz baba. Tamam. Ne tamamı ya? Ortaya giden eşeğe seni seviyorum demiştim, o da tamam demişti. Bir daha görüşmedik kızla, öyle bir şey mi yoksa? Çocuklar ben hayatımda iki kere hayal kırıklığına uğradım. Biri o geceydi. Bir daha olmasın. Babacığım, ilki de bizimle mi alakalı? Saçlara bak. Çakma Haşim'i. Einstein o, Einstein. Oyuncak bu ya, çalışmıyor ki. Tahsin, Tahsin. Rezil olduk, çalıştırabilecek misin? La her gözlük takan bilim adamı zannediyor kendini. Oradaki benim oğlum. Şimdi çalışmadı motor ama bu çalıştırır. Benim oğlum. Aferin lan. Nasıl tamamladınız o icadı siz? Söylemeyiz. Şaka tabii ki babacığım. Takım oyunu baba. Sen bu zortayı yaptın, biz de gol attık. Takım oyunu ha? Bu takım 6'ya 6 halı saha maçında şov yapar. Ama siz artık o lider değilsiniz. Bize çok daha güçlü bir takım lazım. Çok daha güçlü. Dostlarım, kardeşlerim, iş arkadaşlarım. Biliyorum. Ne zamandır arayıp sormuyorum. Hayat kaidesine daldık. Özür diliyorum.
Bir hususta yardımınıza ihtiyacım var. Çok çalıştım. Elimden geleni yaptım ama sonuca ulaşamadım. Son bir iş için bir araya gelmeliyiz. Ufak bir ipucu vereyim. Bu icat dünyaya barış ve mutluluk getirecek. Hayat gerçekten sürprizlerle dolu. İnsan bazen gerçekten hayret ediyor. Biz. Mektubun arkasına yazdığım adreste hasretle bekliyorum. Adres bura. Ama kapalıymış. Kapalı değilmiş. Yer miyim ben ya? Hadi buyurun. Bak, duvardaki ayrılma noktaları iz yapmış. Gayet hareketli bir duvar. Duvarın hareketi yerde iz yapmış. Geçme noktaları da belirginleşmiş. Amatör iş. Dükkanda iki tane sigorta kutusu var. Bu yukarıdaki fason kesin. Kapıyı da bu açıyordur. Hakket amatör işi. İlk ikisinin üstü aşılmış, beyazlaşmış. Bunlar aşağı. Diğer yedisi temiz. Bunlar kalacak. Sonuncusunun üstü aşılmış. Bu aşağı. Bu yukarı, bu aşağı. Çok acemice. Evladım, Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca, seni ben havana koyayım. Ödümü koparttın, elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Hoş geldiniz dostlar. Buldum. Çözdün ha. Her zamanki gibi çözdün. Seyirciler hazır mıyız? Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçülisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bir gidişat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz. Uzakta durma gel bebeğe. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bakat para yolla, bakat para yolla, bakat para yolla, bakat para yolla.